Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Şu an Konya'da Karata Üniversitesi'nin meydanındayız. Burada pilotaj bölümü öğrencileriyle birlikte bir gün geçireceğiz. Bir tarafta motorsuz hava aracı planör, diğer tarafta tek motorlu uçaklarla uçuş eğitimi yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerin bir gününe konuk oluyoruz. Bir günü nasıl geçiyor birlikte görüyoruz. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi pilotaj bölümü öğrencileri için gün erken başlıyor. Uçuş planına göre bazen sabah 5.30'da öğrenciler önce Konya Karatay'daki kampüste buluşuyor. Servis ile üniversitenin özel meydanına gidiyor. Konya Havalimanı'nın 12 deniz mili, yani yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki meydana 35 dakikada varıyoruz. Karatay'ın Türkiye'de çok az sayıda üniversitenin sahip olduğu kendi hava alanı bulunuyor. Eğitim yılın 12 ayı kesintisiz gerçekleştiriliyor. İki pistin 1500 metre olanı asfalt, motorlu uçaklar tarafından kullanılıyor. 1000 metrelik çim pist planörlere ayrılmış. Havaalanında sabah ilk iş öğrenciler briefing'e giriyor. Günlük uçuş planı, meteoroloji değerlendiriliyor. Öğretmen pilotlar öğrencilere acil durum bilgilerini soruyor. Planörler ve uçaklar 625 metrekarelik hangardan çıkartılıyor. Tüm operasyon teknisyenlerin gözetiminde öğrencilerle yapılıyor. Böylelikle pilotaj bölümü öğrencileri dokunarak, yaşayarak, üzerinde çalışarak havacılığı daha da iyi öğreniyor. Biraz önce bir eğitim sortisi tamamlandı ve öğrenci pilotla öğretmen pilot sorti arkasından gelip uçaklarını park ettiler. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Büşra Nur Baştuğ, Fransa'dan geliyorum. KTÜ Karate Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Fransa'dan niye buraya geldiniz? Burayı tercih etmenizdeki neden neydi? Benim tam mezun olduğum sene Karate Üniversitesi'nde de pilotaj bölümü açılması buraya gelmeme vesile oldu. Uçuş eğitimine yeni başladınız galiba. 4 saatinizi tamamladınız. Bu sortinin eğitimi neleri içeriyordu? Evet, 4 saati tamamladık. Bu sortimizde kumandalarımızın basit tesirlerini ve az yatışlı dönüşler çalıştık. Uçağımız ortalama 1-1,5 saat sürüyor. Dediğiniz gibi sabahtan akşama kadar buradayız. Öncelikle boş vakitlerimizde sorularımız varsa hocalarımıza sorularımızı soruyoruz. Ayrıyeten hocalarımız uçuşa çıktığında elimizde olan kitaplarda veya uçağımızın manuelini falan okuyarak daha fazla bilgi ediniyoruz. Onun dışında zaten burada mesela biz motorlu uçuyoruz, arkadaşlarımız planör uçuyor. Onların uçuşlarını izliyoruz, bilgileniyoruz kısacası yani. Hocalarımız da hep şunu söyler: 3 tane iniş kalkış izlemek bir uçuşa bedeldir diye. Biz de arkadaşlarımızın inişlerini, kalkışlarını izleyerek yaptıkları hata varsa bunları bizim tekrarlamamamız için bunları kendi aramızda zaten tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Uçuş eğitiminin, tabii uçuş dediğimiz zaman hep uçuluyor, ediliyor lisans almak için, ama ciddi bir yer eğitimi ve sınav dönemleri oluyor. Kaç saat şu ana kadar yer dersi gördünüz? Hangi aşamaya geldiniz? İlk önce yaklaşık 250 saat PPL teori dersleri gördük. 10 tane derse giriyoruz. Daha sonra bu 10 tane aldığımız dersten sınav alıyoruz. O sınavda belli bir puan üstünü geçtiğinizde artık uygulamalı bölüme geçebiliyorsunuz. O sınavı geçmek zorundasınız. 4 hakkınız var. Oldu ki diyelim ki kaldınız. 4 sınavın 4'ünde de geçemediniz. Böyle ihtimaller de var. Retake alıyorsunuz. Aynı dersleri, tamam, 250 saat tekrar almıyorsunuz. Yaklaşık bir 30 saat retake alıyorsunuz. Daha sonra tekrar bir 4 hakkınız doğuyor. Zaten genelde ilk retake'in ilk sınavında geçiyor herkes. Siz kaçıncı aşamada geçtiniz? Ben ikincide geçtim. İlkinde pandemiydi. Birazcık zorluklar yaşadım. Hatay'da oturuyordum. İstanbul'a git. Birazcık dengem şaştı. Bir şeyler oldu. Belki de biraz bahanedir, bilemem. Ama ikincide sağlam bir puanla geçtim, evet.
Burada meydanda uçuş eğitiminizin yanı sıra boş vaktinizde çalışabiliyor musunuz? Soru çözebiliyor musunuz? Tekrar yapabiliyor musunuz? Tabii ki burada aslında bilgisayarlar var, ortam var, sınıfımız var ayrıca. Hani sadece bir boş bir pist değil burası. İnsanların birazcık değişik düşündüğü nokta orası. Karatay Üniversitesi'nde pilot adayları eğitimlerine önce planör uçuşuyla başlıyor. Motorsuz hava aracı olan planör ile iyi bir temel veriliyor. Öğrenci pilotlar uçuş koordinesi ve planlamayı planörde öğreniyor. İlk defa uçuş eğitimine motorsuz bir hava taşıtı olan planörle başladınız. Ne hissettiniz ilk uçuşta? Gerçi dediğiniz gibi motor olmaması beni biraz heyecanlandırmıştı açıkçası. Tabii heyecanlıydım yani. Beklediğimden biraz daha farklıydı planör. Çünkü motor içinde ses yok. Ya havada süzerek gidiyorsunuz, o şekilde devam ediyorsunuz. Motorla geçmeden önce burada planör eğitimi alıyoruz. Daha çok bileğimizi geliştiriyor bu şekilde. Oraya geçerken de daha az zorlanmamız, daha kolay bir şekilde adapte olmamızı sağlıyor. Planörcülük kolay değil. İnen planörün pist başına getirilmesi, hazırlanması öğrencilerin görevi. Bu nedenle Konya'nın güneşi, dökülen ter ile birlikte tulumların mavi rengi giderek açılıyor. Bu aslında harcanan emeğin de bir göstergesi. Motorsuz hava aracı iki türlü yerden havalanıyor. Ya römork adı verilen bir uçakla çekiliyor veya vinç kalkışı yapılıyor. Normalde 100 bin euro civarındaki bu vinç Konya'da 100 bin TL'ye imal edildi. Tel çekişi bir kamyon motoru tarafından sağlanıyor. Planör vinç çekişiyle birlikte yaklaşık 500 metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Ardından teli bırakıyor ve özgür uçuşuna başlıyor. Tabii planör çok farklı bir hava aracı. Biliyorsunuz ki hani planör uçabilen bir hava aracı, sürekli çöken, sürekli düşen bir hava aracı. Ve süzülerek bu uçağı komut etmeye çalışıyoruz. Pilotaj yeteneklerini aşırı bir şekilde geliştiren bir hava aracı. Özellikle şu anki aldığımız eğitimler içerisinde hani motoru durmuş bir hava aracının nasıl bir şekilde emniyetli bir şekilde iniş kalkış yapabileceği, bu eğitimlerin içerisinde Türkiye'de uygulamalı olarak viril eğitimi yapabilen tek üniversite olarak GTO Karatay Üniversitesi bu hizmeti sunuyor, bu imkanı sunuyor. Teorik olarak, şu an Türkiye'de yaşayan tüm pilotlar teorik olarak viril eğitimini almasına rağmen biz uygulamalı bir şekilde burada ASK-21 planörünü motorsu bir hava aracıyla bu eğitimi uygulama olarak alıyoruz. Peki virili denedin, ne hissettin? Sıra dışı bir hareket şöyle oluyor. Şimdi ters uçmak, yani tam terse girmiyor viril aslında ama hani hiç yoktan onun hissiyatını alabiliyorsunuz. Aşırı sert bir yatışla beraber uçağın burun aşağı direkt çakılma pozisyonunda direkt burun aşağıya gösteriyor, yeri gösteriyor. Hani oradayken panik yapmamak, soğukkanlı nasıl olmalı? İşte nasıl soğukkanlı olup uçağı düzeltip tekrardan uçuş pozisyonuna nasıl sokulur? Bunu uygun olarak eğitimini almak gerçekten pilotaj kabiliyeti olarak çok şey katıyor. Şimdi planörcülük aynı zamanda motor olmadığı için bir fiziki bir spor aslında. İşte ileriye iniyor, koşuyorsun, geliyorsun, arıyorsun. Bu fiziksel hareketlere nasıl intibak sağlayabildin mi? Ya uzun süre oldu, tabii ki intibak sağlayabildik. Gerçekten çok yüksek derecede bir fiziki kontrol güç isteyen bir hava aracı kullanırken de aynı şekilde. Çin pistte iniş yaptıktan sonra palyeyi yapıp teker koyduğu noktadan tekrardan kalkış yapacağı noktaya iterek mecbur yani motorumuz olmadığı için hani taksiye çıkayım, taksiden dönüp tekrardan kalkacağım, pist başına geleyim öyle bir şey yok. Uçağın indiği yerden iterek fiziki güç uygulayarak tekrardan kalktığı yere getiriyoruz. Hava kötüyse o gün mesela işte kolay bir şekilde havaya tutunamazsak eğer bu iniş kalkışlar çok fazla oluyor. Bu da ekstra gerçekten çok fazla yoruyor. Ama şöyle bir şey, uçmak kolay değil. Uçuşun kıymetini arttırıyor. Yani gerçekten ben orada 4 dakikalık bir meydan turu için 15-20 dakika uçak gidiyorum. Bu da uçuşumu kıymetli yapıyor. Benim için daha değerli oluyor uçuş. Birçok üniversite öğrencisi bu yaz aylarında ailesiyle beraberken veya bazıları staj yaparken Karatay Üniversitesi pilotaj bölümü öğrencileri tüm zamanlarını işte bu gördüğünüz meydanda geçiriyor. Havacılığı yaşayarak, yakıt kokusunu ciğerlerine çekerek öğreniyor. Hedef iyi bir pilot ve iyi bir havacı olabilmek.